Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Uzun süredir Bahadır'la yazarımız Bahadır Acuner'le görüşememiştik. Malum 737 Max uçaklarına tekrar uçuş izni verildi FAA tarafından. Bu tarafta da EASA iznini bekliyoruz. Kaptan pilot Bahadır Acuner'le 737 Max konusundaki yeni gelişmeleri birlikte konuşacağız. Merhaba, hoş geldin. Neredesin şu an? Şu an Incheon, Kore'deyim. Seul'ün havaalanının yakınındaki oteldeyim. 14 saat aşkın bir mesainin sonunda New York'tan non-stop geldik. Çok ilginç de bir kargomuz vardı bu. Şimdi konumuzla hiç alakası yok ama Ne taşıdın? 75 ton ıstakoz abi. Peki. Canlı Herhalde hem de. canlı kokpitte çıkmasın sonra. Kokpite Makas Yusuf filandım ya. alıyorlar falan. Peki. Sana iyi istirahatler. Çok teşekkürler. Bu Teşekkür konuyu ederim. konuşacağız. Bize Rica çünkü vakit ederim. ayırıyorsun. Şimdi Amerikan Federal Havacılık Otoritesi FAA 737 Max'lere uçuş izni verdi. Peki her yerde uçuş izni verildi. Şöyle oldu, böyle oldu derken ben sana şeyi sormak istiyorum. Uçakta ne gibi değişiklikler yapıldı? Bu çok önemli. Sonra da Avrupalı otorite EASA'yı soracağım sana. Şimdi her şeyden evvel değişikliklerle başlayalım istersen. Biliyorsun bu şeyin bu, bütün olan olayların, kazaların müsebbibi olan bir MCAS denilen bir sistem vardı. Bunu 737 Max için özellikle geliştirmişti Boeing. Ve bu sistemin gerek yazılımsal gerekse de uçağın üzerindeki belli başlı donanımlarla etkileşimi konusundaki sorunlar nedeniyle bu kazalar oldu. Bu konularda büyük değişiklikler yapıldı. Şimdi ben bu konuyu uzun zamandır takip ediyorum. Biliyorsun hatta Renton'da Boeing 737 fabrikasının önünde de bundan 1,5 sene evvel videom vardı. Ondan sonra peşini bırakmadım. Özellikle Kongre'nin bu konuda yapmış olduğu araştırma ve bu konuda yayınlamış olduğu makale, yani makale derken de 160 sayfalık bir rapor aslında bu. Gerçekten çok ilginç bilgiler içeriyor. Bunlardan bir tanesi de bu MCAS denilen sistemin aslında gerektiği şekilde çalışması durumunda aslında iki tane hücum kenar algılayıcısı tarafından alınan verilerin biraz teknik olacak ama değerlendirilip onun sonucunda bu uçağın burnunun aşağıya verilmesini sağlaması yönünde Ben bir sistem tasarlanmıştır. hemen kesmek istiyorum. Şimdi Tamam. MKS aşağı MKS yukarı konuşuyoruz ama biraz basit izleyicilerimiz için bunu anlatırsak. Tamam. Malum 737'nin bir gövdesi var 1960'larda yapılmış. Sonrasında sürekli gelişen kanat ve motor teknolojisi var. Günümüzdeki bu Evet. kullanılan LEAP 1 motoru çok büyük fanlara sahip. Büyük fanlara sahip olduğu için de uçağı biraz yükseltiyor. Gövde uzamış. Ve uçağın burnunun sürekli kalkmasını gaz açıldığı zaman gerektiriyor aerodinamik olarak. MKS Evet. sistemi de bunun uçağın burnunu bu tür durumlarda otomatik olarak basıyor. Yanlışsam düzeltirsen sevinirim. Doğru. Bu iki kazada da sistem otomatik olarak devreye giriyor. Trim Evet. sarıyor uçak, uçağın burnunu aşağıya veriyor. Ve uçuş ekibi bu MKS sistemini devre dışı bırakamadığı için iki kazanın meydana geliş oluş nedeninin asıl hikayesi galiba biraz MKS'in hatalı yazılım diyelim. Evet. Hem hatalı yazılım hem de bunun test edilme aşamasında yapılan bir takım doğru düzgün yapılmamış olan testlerin sonucunda bu uçak üretime böyle veriliyor. Şimdi bu sana sözünü ettiğim raporun belli başlı ana konuları var. Bunlardan bir tanesi de Boeing'in sürekli olarak Airbus 320 ve 321 Neo serilerinin sürekli olarak kendi üzerinde yarattığı bir baskı sonucunda abi biz uçağı mümkün olduğu kadar zamanında verelim de ondan sonra belki de hallederiz filan şeklinde olaya yaklaşması tamamıyla bizim alıştığımız Boeing'in felsefesine tamamıyla ters düşen bir şekilde ortaya çıkması olayı var. Yani aslında Boeing bu sistemin tam anlamıyla test edilmediğini, gerekli miktarda test edilmediğini biliyor. Ve buna rağmen uçağı piyasaya sürüyor. Ayrıca
Boeing bu sistemi tasarlarken uçağın hem sol tarafında hem de sağ tarafında bulunan en az iki tane uçağın burnunun ne kadar yüksek olduğunu bir anlamda ölçmeye yarayan hücum kenarı açısı algılayıcısı diye tabir edildiği bir çeviri yapabileceğimiz angle of attack sensörüyle yani algılayıcısıyla iki tanesinin birden çalışması lazım burada. Bu sistemin doğru çalışması için. Ama Boeing nedendir bilinmez. Bazı hava yollarında bunun sadece tek algılayıcıdan aldığı veriyle çalışması yönünde bir sistem geliştiriyor. Şimdi burada bir parantez açayım. Boeing 737 dediğiniz zaman, 757, 747 veya 700 herhangi bir modeli dediğiniz zaman insanlar zannediyorlar ki bu uçaklar tek bir model ve sadece bu şekilde çıkıyorlar. Halbuki öyle değil. Müşterinin ihtiyacına göre Boeing uçak tasarlıyor aslında. Örneğin Türk Hava Yolları diyor ki benim diyor ön galimi kuracaksın diyor. Mutfağımda iki tane fırın olacak, üç tane kahve makinesi olacak diyor. Ryanair bunlardan hiçbirini istemiyorum diyor. Ve ikisi de 737 ama ikisinin de dizaynları farklı. Aynı şekilde bu tasarımlar uçağın gerekli olan sistemlerinde yapılacak, mümkün olduğu kadar ucuz uçağı alabilmek için yapılacak kısıtlamalarda da geçerli. Dolayısıyla bu MKES'e bağlanan aslında iki tane sensörün bağlı olması gereken yerde Boeing diyor ki ben bir tanesini normal olarak koyarım sana bağlarım ama işte diyor zannedersem miktar böyle 80 bin dolar gibi bir rakamdı. Şimdi atmayayım biraz ama eğer diyor bu ikinci sensöre de bağlamamı istiyorsan bu sistemi o zaman bana ekstra para vereceksin diyor. Dolayısıyla bazı havayolları da ya işte niye para vereyim ki bu sistem öyle çalışacak deyip bu sistemi biraz da ucuz yoldan alıyorlar. Şimdi uçuşun karakteristiklerini etki eden böyle sistemlerde Boeing'in bu şekilde bir pazarlık payı yaratması da bu kongrenin yapmış olduğu raporda çok eleştirilen bir olay. Şimdi yapılan değişiklikler şöyle, hem yazılım tamamıyla değiştirildi. Benim bildiğim kadarıyla eski yazılım tamamıyla atılıp yeni bir yazılımla olaya başladılar. Bir de şu çok önemli, özellikle uçucu ekipler açısından MKES eskiden yani bu kazalar olduğu zaman veya ondan önce bunun yukarıya doğru fazla verildiğini hissettiği zaman otomatik olarak bunu aşağıya vermek için komut veriyordu kuyruk dikmesine. Sen buna karşı geldiğin zaman MKES ne diyordu? Aa bir dakika bana karşı geliyor uçak diyordu. Bunun pilot tarafından geldiğini tam anlamıyla anlamıyordu. Ve sürekli olarak burnu aşağıya verme eğilimi gösteriyordu. İşte bu nedenle de iki kaza meydana geldi. Şimdi bu yeni yapılan değişiklikte MKES sadece bir defa devreye girebilecek. Yani bu çok önemli bir şey. Yani sistem bir kere uyaracak. Eğer tekrar pilotlar karşı veriyorsa pilotun yaklaşımını kabul edip MKES devreden çıkacak. Orada seni düzelteyim. Sistemin bir aynı zamanda bir uyarı sistemi var. Yani Boeing 737'nin ana ekranında uçarken pilot önünde bu burun açısıyla ilgili bir uyarı görecek. Bu uyarılar defalarca olabilecek ama uçak kendiliğinden bunu düzeltmesini sadece bir defa yapabilecek. Dediğim gibi yapılan değişikliklerin en büyüklerinden felsefi olarak da olsa en büyüklerinden bir tanesi bu. Evet. Peki şunu da sormak isterim ben. Peki ikinci bir sensörü standart koyacak diyor mu FAA Boeing'e? Bu konuda FAA aslında herhangi bir şey söylemiyor. Ama bu konuda bizim de görmediğimiz bir takım yazışmalar, bir takım istekler olmuş olabilir. Her ne kadar FAA bu konuda bir Airworthiness Directive yani AD yayınlamış olsa da yani uçağın tekrar uçabilmesi için bunları yapman gerekiyor türünden bir döküman yayınlamış olsa da bu dökümanın tamamıyla halka açık olsa da bu dökümanın arkasında neler döndü? Boeing ne tür bir zorunlulukla değişiklikler yapmaya kalktı? Bu halka açık bir şey değil. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Herkes böyle pardon 737 Max göklere dönüyor diyor ama burada yaşanan felsefi sorunlardan bir tanesi de MKES sistemini tasarladığı zaman Boeing hiçbir şekilde uçağın
ne sistem kitaplarına, ne bakım kitaplarına, ne de pilotların uçağın uçurulmasıyla ilgili gereken olan kitapların hiçbirine eklemiyor bu sistemi. Yani ben bir pilot olarak 737 uçuruyorsam, Max'i uçuruyorsam böyle bir sistemden kesinlikle haberim yok. Bu çok kötü bir olay. Şimdi bu artık öyle değil. Bunu ortadan kaldırmak için de FAA yayınlamış olduğu bültende özellikle uçağın uçurulmasıyla ilgili gerekli olan değişiklikleri bahsetmiş durumda. Ve bunlara pilotların nasıl müdahale etmesi gerektiği konusunda eğitim verilmesi açısından bir zorunluluk getirilmiş durumda. Ve madde madde bu durumda şöyle yapacaksın, şu durumda böyle yapacaksın şeklinde pilotların olaya nasıl müdahale etmeleri konusunda büyük direktifleri var. Hatta bu sadece bizim, şimdi uçakta yine bir parantez açayım, acil durum olduğu zaman bizim yapacağımız bazı immediate action items denir veya memory items denir. Anında yapman gereken bir takım şeyler var. Ama onun dışında olan bütün sorunlarda biz el kitabımız vardır. Açarız, bakarız. Oradan arızanın giderilmesi için. İşte işin ilginç tarafı, bir önceki versiyonunda bu uçağın, hani böyle bir şey yazılım örneğinden gidersek, bu konuda hiçbir şey yokken şimdi doğrudan bu değişikliklerin tamamıyla pilotlar tarafından ezberlenilmesi gereken ve anında yerine getirilmesi gereken direktifler olarak yer alması. Peki şu an tabii yüzlerce Max 737 hava yolları şirketlerinde tekrar uçacağı günleri bekliyor. Öncelikli olarak hava yolları mevcut pilotlarını nasıl bir eğitimden geçirecek? Neler yapacak? Şimdi o da çok ilginç bir soru, çünkü gerçekten bu konuda kimsenin bilmediği bir şeyi öğrendim ben. Şimdi hepimiz 737 Max'in neden tercih ediyorduk 737-800'ün üzerine? Yani bir hava yolu olarak onlar niye tercih ediyordu? Biz yolcu olarak niye tercih ediyorduk? Daha ekonomik bir uçaktı. Motorlar özellikle daha ekonomik uçmasını sağlıyor. Hava yollarına bu tür bir değişikliği yaparken senin sözünü ettiğin motorların çaplarının fazla olması nedeniyle Airbus 320 ailesi 737'den çok daha yüksek oturur havaalanında yere. Dolayısıyla kanatla motor arasında mümkün olduğu kadar, yani LEAP 1'i veya başka türden daha geniş çaplı motorları koyabilecek mesafe vardır. 737'de bu yoktu. Onu yaratmaya çalıştılar. İşte paylonu değiştirdiler vesaire. Ve satarlarken müşterilere bu uçakları dediler ki hiçbir sorun olmayacak. Tek bir tip eğitimi olacak. 737-800'ü uçuran, 700'ü uçuran, eski jenerasyon hatta 300-400-500'leri uçuran pilotlar bile sadece iPad'lerinde bir slideshow izleyerek, bir sunum izleyerek bunu uçurabilecekler demişler. Şimdi sen eğitim konusunu çok iyi açtın. Şu an yapılan şey, artık pilotlar o şekilde uçuramayacaklar. Dolayısıyla 737'nin Max'i bir an önce servise koymak istesen bile artık 737 Max'te simülatör eğitimi almadan insanlar uçağı uçuramayacaklar. Yani şirketlerin 737 Max simülatörüne sahip olmaları lazım. Yani NG simülatörle bu işler olmuyor. Şimdi ona geliyordum. Şöyle söyleyeyim sana. Eskiden 737 NG simülatöründe bütün eğitimini alıp, ilk eğitimin olsun, tazeleme eğitimin olsun fark etmiyor. Ondan sonra sözünü ettiğim sunumu izleyip ondan sonra Max'leri uçurabiliyordum. Şimdi eğer senin hava yolun hem 737-800 veya New Generation'ı uçuruyorsa, aynı zamanda da Max'i de uçuruyorsa, bir pilot yılda iki defa tazelemeye girmek yerine dört defa tazelemeye girecek. Bu da maliyet demektir. Şimdi bu konuda hava yolları ne yapacak onu beklemek lazım. Çünkü hava yollarının mesela atıyorum 10 bin tane pilotu olan, 737 pilotu olan Southwest Hava Yolları. Bunların ellerinde 737 Max simülatörü bir veya iki tane. Şimdi bütün bu 10 bin pilotu buradan geçirmek zaman alacak bir şey. Dolayısıyla bu uçakları uçurmayacaklar mı? Bütün bu pilotları geçirdikten sonra mı uçuracaklar? Yoksa tazelemeleri gelen pilotlar, ondan sonra onlar mı sadece Max'leri uçuracaklar? Bu durumda ortaya çıkacak olan, ekip planlamada ortaya çıkacak olan kaosu
nasıl telafi edecekler? Bütün bunlar çok önemli. Ve özellikle de şu çok ilginç. Boeing insanlara bu hava yollarını bu uçağı satarlarken 737-800 New Generation Simulator'ın varsa sorun değil abi. Sen bunları istediğin kadar uç demişler. Fakat bazı hava yolları, hatta bunların arasında anekdot olarak anlatacağım bir tane de var. Bu uçağa sipariş verirlerken ya bir tane de alalım biz Max simülatörü olsun demişler. Ve bunlar hakikaten şu an revaçta olan hava yolları. Bunlardan bir tanesi de çok ilginçtir. Fiji Hava Yolları. Adamların iki tane Max siparişi var. Bu adamlar da uçağın siparişini verirlerken diyorlar ki ya kardeşim Fiji Pasifik Okyanusu'nda bir yer. Biz simülatör için Singapur'a gidiyoruz, Avustralya'ya gidiyoruz, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Bu kadar masraf yapacağımıza alalım bir tane simülatör. Elimizde bulunsun, ekiplerimiz uçar filan. Belki arada kiraya veririz demişler. Şu an Fiji'deki simülatöre Amerika'dan giden pilotlar var biliyor musun? Uçaklarını aldı mı Fiji Hava Yolları? Bir veya iki tane var galiba diye biliyorum ben. Valla güzel yatırım olmuş artık. Araştırmak lazım. Para sayma makinesiyle. Şimdi tabii olayın mali tarafına baktığımız zaman hava yolları tabiri caizse sizin tabii kargoyu ayırıyoruz kenara. Ayvayı evet. Yemiş durumda. Bir de üstüne, yani mesela şu an Türk Hava Yolları'nda 12 tane 737 Max var. 12'de evet. Renton'da mı artık başka bir yerde mi? 12'de teslim edecek 24 tane. Yani Türk Hava Yolları diyecek ki benim 737 NG pilotlarım bir de 737 Max pilotlarım var. Buraya bir tane simülatör alacak veya yollayacak artık nereye yollayabilirse o da galiba çok ciddi soru. O pilotlar eğitim görecekler. 6 ayda bir tazelemelerini yapacaklar ve gelecekler uçacaklar. Bu hava yollarının maliyetlerine bir güzel böyle ekstra tereyağı sürmüş gibi hayırlı işler diliyoruz. Peki. İşte o nedenle hava yollarından Boeing'i bu konuda mahkemeye verecek olan veya bir şekilde bunun tazminatını talep edilecek olan bir sürü hava yolu olacağını ben tahmin ediyorum zaten. 31 Aralık 2019 tarihinde Türk Hava Yolları yaklaşık 200 milyon dolar para aldı Boeing'den tazminat olarak. Hı hı. Tazminat aldığınız zaman da hani vardır bunlarla ilgili. Ben tazminatımı alıyorum, haklarımdan da vazgeçiyorum. Muhtemel Türk Hava Yolları'na bir bardak. Onu bilemeyiz. Türk Hava Yolları ile Boeing arasında yapılan anlaşma ne söylüyorsa odur artık. Onu söyleyeceğim ama yani bilemeyiz o konuda ne olduğunu. Muhtemel Türk Hava Yolları bence bunları da öngörüp çünkü sonuçta raporun nereye gideceği belli, ne yapacağı belli. Bunlarla ilgili herhalde o haklarını vazgeçmiştir diye tahmin ediyorum. Peki. Tabii sadece bu durumda hava yolları da mağdur durumda değil, leasing şirketleri de mağdur durumda. Çünkü herkes. Bu kadar iyi bir uçak vardı siparişler verilirken şu an artık 321'e karşı olan veya 320 ailesine karşı olan en büyük avantajı neydi? 320'de de bu hani insanlar bu uçağı uçurmakta sorun yaşamayacaklar. 737'de de olmayacak diyorlardı. Artık bu avantaj ortadan kalktığı için bu konuda sipariş vermiş olan leasing şirketleri de büyük olasılıkla daha az fiyatlar talep edecekler bu uçakları kiralarken hava yollarına da. İki tarafı da kesiyor ve tabii ki senle röportaj yapmadan önce de şunu okudum. Ryanair yeni bir 737 Max siparişini hazırlanıyor. Yani muhtemelen... Michael O'Leary var ya öyle. Artık şeyi alır yani hani Seattle'ın dibini sıyırır o. Michael O'Leary'i biraz biliyorsak ki havacılıkla ilgilenen birisi mutlaka biliyordur. O uçakların böyle kablosuna varıncaya kadar parasını talep eder o adam. Şöyle hatırlatayım. Bu arkadaş Ryanair'ın CEO'su, kurucusu ondan sonra ve inanılmaz tabii ki şimdi Ryanair hep seninle biz muhabbetini yaparız. 737 NG'lerini 8 yıl falan kullanıyor değil mi maksimum? 8 yıl falan gibi suyunu çıkartıp hemen inanılmaz bir yönetim. Öbür taraftan da hani Ryanair'ı çok haklı olarak yolculardan küfreden de vardır ama ben şu açıdan bakıyorum. Havayolu taşımacılığına farklı bir boyut getirdi. Beğeniyorsan uçuyor. Mutlaka. Ben bu standartlara karşı bir şey yapmam diyorsanız vereceksiniz parasını. Business mi uçacaksınız? Uçak mı kiralayacaksınız? O size kalmış ama bu paraya ben bunu yapıyorum diyor. Ve dünyaya da artık hani benim iddiam da şu bunlarla ilgili. Türkiye'de bütün hava yolları Pegasus olacak. Avrupa'da da bütün hava yolları Ryanair veya EasyJet olacak. Böyle bir şey kalmayacak çünkü.
Peki, yani şöyle bir şey var. Ryanair zaten biliyorsun uçakları aldığı zaman tabiri caizse kiloyla alıyor. Verdiği tabii. siparişlere baktığın zaman 10 uçak, 15 uçak değil. Genellikle 100-150 türünden uçaklar aldığı için öyle bir müşteriyi Boeing zaten kaybetmek istemediği de için. Bunu çünkü EasyJet'te yaşadılar. Biliyorsun EasyJet 737'lerle başlamıştı. Ondan sonra dediler ki biz Airbus'a gidiyoruz. Gidin abi o zaman dediler. Ondan sonra bir anda EasyJet müthiş bir Airbus müşterisi oldu. EASA uzun zamandır Efe ile birlikte kararlarını alır, sertifikasyonlarını yaparken bu sefer dedi ki ben Efe'nin yaptığı sertifikasyonu bu sefer tabiri caizse tanımıyorum. Kendim yeniden bir sertifikasyon sürecine gireceğim ve benim iznim 737 Max'lere tabii ki çıkacaktır ama bu birkaç ayı bulacaktır ve ek maddeler de gündemde. EASA geçtiğimiz günlerde meraklılar internetten yaklaşık 18-19 sayfaydı bu. Sana da yollamıştım. Bir Evet. şey yayınladı EASA. EASA ne koyacak uçağa ekstra? EASA şu an için uçağa herhangi ek bir şey koymayı düşünmüyor. En azından bunu açıklamış değil. Ama anlatmıştım ya sana mesela FAA'nin yayınlamış olduğu AD'de, Airworthiness Directive'de bir takım pilotların uçağı uçurmasıyla ilgili bir takım maddeler var. Bir takım durumlarla karşılaştıklarında ne yapacaklarını söylüyorlar. Bir de aynı AD numarasıyla yayınlar bunu EASA'da. Aynı AD'yi kendisi yayınlamış. Yayınlamış olduğu bültende de sizler de bakabilirsiniz. Ve almış mesela FAA'den madde 1 demiş. Demiş ki bu madde 1'in aynısını uygulamayı düşünüyorum ben. Madde 2 demiş vesaire. Ama bazı noktalarda ayrılmış. Bir tanesinde EASA kendiliğinden ek bir iki prosedür eklemiş. Ama en önemlisi RNP yaklaşma denilen Türkiye'deki insanların çok fazla bilmedikleri, biz çünkü havaalanlarına yaklaşırken ne kullanırız? ILS kullanırız, VOR kullanırız, işte NDB artık çok fazla kullanılmıyor. Bunlar hep yerdeki navigasyon sistemlerinden alınan radyo dalgalarıyla uçağı yönlendiren yaklaşma sistemleri. RNP uzaydan gelen uydular aracılığıyla yapılan yaklaşma. Bunun avantajı ne? Yerdeki manialar sizi engellemiyor. Örneğin ben Zonguldak'tan örnek veriyorum. Örneğin Isparta'dan örnek veriyorum. Zamanında Isparta kazasından sonra işte insanlar ailesi yok ondan düştü uçak demişlerdi. Halbuki öyle değil. Artık modern zamanlarda GPS'i kullanarak yapmış olduğunuz yaklaşmalar da sizi ILS kadar yaklaştırabiliyor, yakın bir şekilde yaklaştırabiliyor uçağı. Şimdi burada hani anlatmıştım ya biraz evvel bu sensörler olayı var. Galiba EASA dedi ki biz buna birazcık daha bakmamız lazım dedi. Dolayısıyla EASA kendi bünyesinde sertifiye olmuş olan 737 Max uçaklarının RNP yaklaşma yapmasını şu an için istemiyor bu yayınlamış olduğu bültenle. Bu da dediğim gibi kendileri biraz daha olaya bakıyorlar yani. Biraz daha inceleyip sık dokuyacaklar. Lafını böleyim hemen. Hı, RMP tamam. derken Türkiye'de RMP'nin yaklaşmasının ilk uygulaması Van'da. Van Havalimanı'nda. Hani Van'da o Türk Hava Yolları'nın kazası hep gündeme gelmiştir. Evet. Van'da uçaklar RMP yaklaşmasıyla hizmet veriyor. Muhtemel o zaman 737 Max'ler de Türk Hava Yolları'nda hizmete girdiği zaman Van'a RMP yaklaşması yapamayacak. Eğer EASA'nın dediğini dinleyecek olursak öyle olacak, evet. Evet. Şu an için ama. EASA herhalde ek bir şeyler yayınlayacak, edecek. Biz de muhtemel Mutlaka biz de bekliyoruz. Şubat'ı bulacağı söyleniyor. Merakla bekliyoruz neyin ne olacağını. Bu arada tabii olayın bambaşka bir yönü de var Tolga. Yani insanlar her zaman bu olayların teknik olarak olduğunu da düşünmesinler. Aynı zamanda bu işler çok fazla paraların döndüğü işler olduğu için ülkeler arasındaki bir takım ticaret savaşları da bu uçakların recertification'ı yani yeniden uçulabilirlik olayına gelmesini de etkiliyor olabilir diye düşünüyorum. Özellikle Amerika Trump ilk başkan olduktan sonra Airbus konusunda bir takım sıkıntıları vardı. Airbus'un bazı ürünlerine hem ithalat kısıntısı hem de biraz vergi getirmişti. Bu konuda yapılan pazarlıkların da galiba
bu işin içerisine karıştırıldığını da düşünüyorum. Özellikle EASA'nın birazcık olaya şey bakması açısından. Ki bunu da en büyük destek, bunun da en büyük destekçilerinden biri bence Çin'in hala 737 Max'e onay vermemiş olması. Burada biraz ilginç bence. Sonuç olarak Airbus, EASA, Boeing, FAA gibi bir paslaşma gözüküyor şeyler arasında, hı hı. Otoriteler ve ülkeler arasında, ama ne olacak, ne bitecek ben de açıkçası merakla bekliyorum. Bir de benim merak ettiğim bir soru, bu uçaklar yaklaşık 20 aydır yerde, bakım işleminden geçirilecek, toparlanacak tekrar, bir şeyler yapılacak bunlarla ilgili. Peki, bu da tabii bir ekstra maliyet, belirli arızalar olacak, şunlar olacak. Operasyon açısından da kolay bir iş değil. Peki, sen evet. Bir pilot olarak, bu aralar malum koronavirüs nedeniyle, sen de geçirdin bu arada koronavirüs, çok geçmiş olsun. Maalesef. Pek ne yazık ki gelemiyorsun Türkiye'ye, ama çok fazla tabii seyahatlerim var, hem yolcu olarak hem pilot olarak. Sen Bahadır Acuner olarak 737 Max'e biner misin? Henüz değil. Açık konuşayım. Yani FAA'yı da onay verse, EASA da verse, tabii. Böyle bir soru işaretiyle. Tabii. Biz havacılık meraklıları olarak biraz bir taraflarımız kaşınır bineriz gibime geliyor ama senin de soru işaretlerinin olması çok önemli. Ya şöyle söyleyeyim ben sana. Ben 2019 Kasım'ında bir Türkiye'ye gelmiştim. Ve Prag'la İstanbul arasında Türk Hava Yolları genellikle 320 serisi uçakları kullanır. Genellikle 321'dir de işte talebe göre değişir o. Ben gelmeden 2 gün evvel tabii biz kafayı kırmış olduğumuz için acaba hangi model uçak, işte kuyruk numarası nedir falan diye araştırıyoruz gelmeden evvel. Gelmeden 2 gün evvel şeyi öğrendim ben. Bir tanesinde uçuşların 737-800 kullanmışlar. Ertesi günde bu Max'lar olmadan evvel, yani Ground olmadan evvel, onda ertesi günde şey kullanmışlar, 737 Max. Ve ben böyle ah be dedim, 737 Max'e hem de ilk defa binecektim, hem de Türk Hava Yolları'nda olacaktı, nasıl kaçırmışım falan diye üzülmüştüm açıkçası. Şu an birazcık daha değişik duygular. Açık konuşmak gerekirse, özellikle bu kadar yakından olayı takip ettikten sonra ve gerçekten havacılığın kitabını yazmış Boeing ve FAA gibi iki kurumun olayı nasıl böyle çarpıttığını ve sadece insanların güvenliğini düşünmeden sadece uçağı bir an önce teslim etmek amacıyla yaptıklarını gördükten sonra ben biraz daha bekleme taraftarıyım. Bu tamamıyla ben kişisel olarak düşünüyorum bunu. Elimde bir done var mı? Yok. Ama mesela bazı şeylerde beni rahatsız ediyor. Örneğin FAA'nin başkanının gidip de 737 test uçuşunda bulunması bence biraz PR kokan işler. Anlatabiliyor muyum? Yani biraz medyaya yönelik yapılan hareketler. Bakın yani, ben bile uçtum, siz de uçun türünden işler. Biraz şey var. Hani orada önce dedi ki ben hani eski bir 737 pilotu, ki havayolunun 737 baş pilotu. Biraz da olabilir. Eski FAA yönetimini azıcık taş attı herhalde onlara. Böyle senin dediğin gibi PR hikayesine inanıyorum ama sonuçta da bu uçakların problemlerinin giderilip uçması gerekiyor. Ya yarın öbür gün işte 30 küsür tane Southwest'te var. İşte Türk Hava Yolları'nın 12 tane var. Bir tane Kore'nin onda var. Yarın öbür gün Sun Express'e gelecek bu uçaklar. Yani tabii, biraz da Sun Express hatta olay şey olduğu zaman, bütün uçaklar ground olduğu zaman Sun Express bir de tuttu, sipariş de vardı. Tabii, bence tabii. Burada çok akıllı da davrandılar. Yalnız şunu bir şey söyleyeyim. Yani ben Bahadır Acuner olarak bilmem diyorum ama bu konuda da ben yalnız değilim. Amerika'daki Pilotlar Birliği'nin ve özellikle de bu konuda ilk başta endişeleri dile getiren Amerikan Hava Yolları'nın pilot sendikasının bu konuda da endişeleri var. Hatta bu konuda galiba bir dava bile açılacak gibi gözüküyor. Onu da bekleyip görmek lazım. Çünkü bu uçağın yeniden servise verilmesi için gerekilen yapılan işlemlerde yeterince transparan davranılmadığı konusunda endişelerini dile getiren bir basın açıklaması da oldu bu konuda. Çarşı karışık diyorsun Amerika'da. Bu aynen öyle. Aynen. Neler olacak, neler gidecek? Biz de merakla bekliyoruz. Çünkü oradan gelecek ufacık bir şeyi de EASA biraz da ateşe benzin döküp azıcık hani olay başka bir politik tarafa doğru ve ülkelerin işte ticaretleriyle ilgili şeylerle ilgili çözülmüş gibi gözüküyor.
Tabii bu durumda da hani hava yolları ne pozisyon alacaklar? Koronavirüs belki Boeing'le senin dediğin gibi oturup biraz daha fazla para koparmak için bir anlaşmaya, bir şeylere doğru gidecekler gibi Olabilir. düşünüyor. Bayağı bir karışık ortalık. Evet. Bahadır çok teşekkürler. 737 Rica ederim. Max'i konuştuk seninle. Ne yapılıyor, ne ediliyor? Bunlarla ilgili detayları, çok güzel bilgiler verdin. Umarım izleyicilerimizden merak edenler senin bu verdiğin bilgilerle biraz daha aydınlanmış durumda olurlar ama Umarım. benim bile gazeteci olarak çok fazla daha soru işaretlerim var. Bir sürü soru işaretimin cevabını bulmuş değiliz henüz. Bakalım neler çıkacak önümüzdeki günlerde. Bize lütfen sorularınızı yorum olarak yazın veya info@tolgozbek.com adresine mail yollayabilirsiniz. Havacılık haberlerimiz, detaylı havacılık haberlerimiz sitemiz tolgozbek.com'da devam ediyor. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bu arada Kaptan Bağ'ın Türkçe kanalında gerçekten inanılmaz içerikler var. Biz Seattle'a gidememiştik ama Bahadır gitti. 737 Max'lerin o fabrikanın yanında bile bu konuyla ilgili anonslar çekti. Çok güzel videoları var. Özellikle Teşekkür ederim. izlemenizi tavsiye ederim. Son böyle hatta sitemizde de paylaşmıştık. Benim favori videolarımdan biri de Türk Hava Yolları'nın Ukrayna'da meydana gelen kazasının raporu. Ön iniş takımı kopmuştu. Çok güzel detaylar Bahadır orada anlatıyor. Meraklıysanız o videonun linkini de açıklamalara bırakıyorum. Lütfen oraya girip bakabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.